Vallahi iyi oldu. Oğlum sana gel. Yok abi, bana daha çok. Efendim, bugün burada iki güzide gencimizin nişanı için hazır bulunmaktayız. Kadriyanımın biricik kızı Sultan ile benim biricik torunum Ömer'in nişan yüzüklerini takma vazifesine nail olduğum için sevinçli olduğumu belirtir. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah tamamını erdirsin. Çocuğum. Görüyor musun kızını? Nasıl da gözlerini büyüte büyüte bakıyor şu felacı abisi. Kıskançlıkla çatlayacak sanki. Çatlar da ortadan ikiye bölünür inşallah. Tamam. Kolay gel Ayşe abla. Kolay gelsin. Sağ olasın. Gördün değil mi Sultan? Öyle. Öyle. Bilmeyen de saraylarda nişan yaptılar. Üç beş misafirle evin avlusunda taktılar yüzüğü. Bırak kızım bırak. Nefesini tüketmene değmez. Gördün değil mi nasıl baktığını? Gördüm gördüm. Ömer adam bellemiştim ben de. Meğer aptalın önde gideniymiş. Aptal olmasa Sultan Kevin bir çarpığı neylesin? Çarpık yine çarpık. Anası ne ki kızın yolla? Geçisi kahrından ölmüş Kadriye karısının. Ya? Adam ömrü hayatında tek gün görmedi Kadriye yüzünü. Dişini sıkmaktan mezarına dişsiz girdi zavallı. Ay. Bana sor sen onu. Nişanlın nerede? Gitmiş. Çocuğu unuttuk iyi mi? Sultan, niye gara gara düşünüyorsun öyle? Ömer hakkındaki kararım doğru mu yanlış mı onu düşünüyorum. Kız, bu saatten sonra kararın doğru olmuş, yanlış olmuş ne hükmü var? Nişanı yapmışık, yüzüğü takmışık, daha ne? Böyle konuşma kız ana. Nişan demek söz kesmek değil mi? Düğünün yerini tutar mı? Tutmaz emmi, sözden de dönülmez. Bu ne? Ömer verdi, alışveriş edersiniz dedi. Aferin damadıma. Şuncacık paraya tamah ediyorsun ya, ben ona şaşıyorum. Allah utandırmasın abi. Sağ olasın. Darısı düğüne. Eyvallah, eyvallah. Aman diyeyim Ömer oğlum. İşi baştan sıkı tutmak lazım. Hani kız biraz başına buyrukmuş ya, o sebepten. Sen o konuda hiç tasalanma dede. Allah'ın izniyle dakikada muma çeviririm sultanı. Evlilik galeye benzer derler eskiler. İçindekiler çıkmaya çalışır, dışındakiler girmeye. Baştan gevşek olursan aklın fikrin hep kaçmaya çalışır. Evelallah taşa lafını geçirir senin torunun. Hadi bakalım. Çocuk ne yapacağız? Hiç kimse beni dinlemiyor. Ama ben biliyorum. Uzun oğlu Kartaltepe'de. Altınlarla beraber bir mağarada saklanıyor. Aklın uzun onda mı hala Cengiz? İşine bak sen. Ama çuvalla altını var usta. Ne biliyorsun peki Kartaltepe'de olduğunu? Mevsimi takip ederek. Yer değiştiriyor çünkü. Allah Allah. Kati suretli orada. Daha evvel kaç kere zabıtaya yer verdin de yakalayamadılar o eşkıyayı. İşine bak sen işine. Bu sefer var ya. Elimizde koymuş gibi bulamazsak. Bana da Cengiz demesinler. Çok değer. İki tüfek yanıma da bir adam. Lan bak işine. Sana ne uzun ondan bilmem kimden. Yol kesen, adam soyan, gavurun biri o. Koca koca zabıtanları yakalayamıyor da sen mi yakalayacaksın buncacık canınla? Tövbe tövbe. Hadi ana hadi. Kız, acele anne. Amma yavaşsın ha. Baktım parayı kendine harcamak yok ha gene. Ne biçim laf ediyorsun kız öyle? Duyan da giyim kuşağın meraklısı olduğumu sanır. Öyle der misin ya? Yılan kimin laf sokacağı da yürü de gidek hadi. Hadi şeyler. Tamam ya. Borca battık insan efendi biliyor musun? Borca battık.
Ayağını yorganına göre uzatacağım bu zamanda. Doğru diyorsun İhsan Efendi. Hiç belli olmaz. Bir bakan gene gıtlık baş gösteriverir. Suratında da beynin içi. Selamun aleyküm. Vallahi şuna bak. Sultan. Nasılsın? Nasılsın benim yakışıklı damadım? İyiyim ana. Ana kız alışverişe çıktık. Ben sana böyle başına çık gezme demedim mi Sultan? Dedin. Niye laf dinlemiyorsun peki? Aman be sen de adam yollar sanki mi de? Ben de diyorum oğlum, benim lafıma da kulak asmıyor. Bana bak. Çarşı erkek dolu Sultan. Sen böyle yaparsan ağızlar açık sana bakarlar. Millet zaten laf söylemek için bahane arıyor. Hiç vallahi. Torba değil ki müzesin milletin ağzını. Aman be gelmeyin üstüme. Ağzlarıyla be hava laf dedik. Burnuna getirmeyin şimdi. Sultan çarşının ortasında öyle bağırarak konuşma benimle. Sen de karışma bana o zaman. Nişanlımsın bugüne bugün. Ben karışmayacağım da kim karışacak? Bak. Eğer ki bir kız erkeğini dinlemiyorsa onda bir arıza var demektir. Duyuyor musun? Tabii ki laf edeceğim bana. Dur. Tabii ki kızacağım. Yeri gelecek ters bir şey yaptığımda gemiklerimi bile mi kıracaksın? Erkeğimsin çünkü lem. Gişimsin. Kusuruma bakma yiğidim. Şimdi başörtüsü alıp takarım başıma. Aferin sana. Hadi sana kolay gelin. Güle güle sultanım. Laf dinliyor. Başını kapatmamış diye kızdım da biraz. Öyle boynunu büktü, af diledi. Bir ayaklarıma kapanmadı kaldı. Aferin evladım. Kadın kısmına fazla yüz vermeyeceğim. Öyle mi azizim? Öyle ya. Depene çıkar sonra. Ver ben şimdi. Ay yoruldum. Ömer'imin bongörlü sayesinde 40 kat giysi aldık ana. Ya. Damadım bir daha ne benim. Hem yakışıklı hem eli açık. Vay. Kasabada üzerine yok valla. Ha bize abartıyorlar. Ne yapıyorsun sen be? Gözünün önüne baksana. Ne diyorsun lan sen? Gidin başka yerde oynayın siz de. Bakma öyle ters ses, tüm kuleleri başına geçiririm vallahi. Cadı ne olacak? Allah'ın sokağından da kovacak bizi. Sevdandan yanmasam gününü gösterirdim sana ama neyse gene. Yaşadık kız ana. Kız şunun acık koyu rengini mi alsaydım acep? Alırsın anam, onu da alırsın. Ömer gibi damadın olduktan belli. Her bir rengini de alırsın. Aman marangoz hepi topu. Kız, evlenince kapı önüne koymayın beni. O ne biçim laf güzel anacığım? Ömer'i kovarım da senlik olmam valla. Biricik yavrum anasına kıyamaz. Ben de kıyamam gerçi. Öyle diyorsun emmi. Alıp da bir şehre götürdüğün yok kaç zamandır. Bak gene. Ne var yani? Gitsek şöyle bir gezsek azıcık. Yeni kıyafetlerimizi giyinsek tiril tiril. Çer karılarının gittiği kahvelere gitsek. Semaverle çay içsek. Kahve değil onun adı, kafeterya. Ama her neyse işte. Peki ya Ömer? Ondan izin almadan gittiğini duyarsa? Anamla gidiyorum kız. El alemle mi gidiyorum sanki? De hadi o zaman, gidek yarın. Yaşa sen benim güzel ana. Dur. Dur tükürük içinde bıraktın yüzüne. Dedem, güzel dedem. Niye boş yere zahmete giriyorsun? Yenisini alırdık. Evlilik eşiğindesin oğlum. Her şeyden kısmak lazım artık. Tesbih değil mi hepi topu? Öyle konuşma Ömer. Üç kuruştur. Evine bir şey alın bununla. Aman be dede. Neyse, şu çaya bak sen. Su kaynamıştır. Pek sıkıntı çekmeyeceğiz herhalde dede. Sultan laf dinleyeyim kız. Biraz üzerine gidersek tutumlu olur. Evin mutfağını az paraya öyle çekip çevirir. İnşallah. İnşallah.
fincanlarla olsun dedin ya, çayın da tadı kaçtı. Niye ki ne? Ne güzel şehirli garların içtiği gibi içiyoruz işte. Başlatma şimdi şehirli garılardan. Hele bir bak. Bana bardak getir oğlum. İçemiyorum ben böyle fincanla neyin. Emredersiniz efendim. Ne hoş konuşuyor adam, duyuyor mu? Emredersiniz efendim. Kız taksana şu eşarbı. Biri görür de Ömer'e yetiştirirse ne ederik? Aman kim görecek Allah'ını seversen. Haydi eyvallah. Sizinkilere selam söyle. Aleyküm selam. Vay vay. Anam babam yan kaba. Ana kız oturmuş da şehrin göbeğinde caka satmaktalar. Sultan kıza da bak hele. Baş açık, fistan kayık. Oh ne âlâ. İyiydi Ömer hey. Yiğit adammış. Gözünü budaktan sakınmazmış. Külahımı anlat onu sen. Ulan bir kıza sahip çıkamıyorsun daha. Yürü daya gidelim. Hah şimdi oldu işte. Fela'nın anası da geliyormuş buralara ananın. Gelirler. Amanca Gökhan'la beraber. Kendi başlarına sokağa bilem çıkamaz o hirnikler. Gökhan'ın hali vakti Ömer'den daha iyi ya. Ona canım sıkılıyor aslında. Ne olmuş yani öyleyse? Benim damadımın da kocaman marangoz dükkanı var. Sen de bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun marangozluk için. Doğru esasında. Marangozluk istikbali açık bir meslek. O sebepten yani. Ana bu ne? Şuna da bak hele. Ne bu? Fayton. Körük de diyorlar. Aman be. At arabasının biraz daha süslü hali işte. Öyle deme kız. Şöyle bir binsek, vurulsak koltuğuna şıkıdım şıkıdım gezsek. Pahalıdır ama. Ömer'e söylerim gezdirir bizi. Marangoz mu gezdirecek? Ana. Utanmıyor mu lan çamur etmeye? Gel buraya. Gel lan yedim seni. Yapma buraya. Öldüreceğim seni. Bana bağıracağına diyeceğim. İftiraktan o dilini eline vereceğim senin. Dur oğlum yapma. Bırak dedin geberteceğim o iti. Ne oldu da geberteceksin? Sultan'a iftira atıyor bu kavat. Kur'an nimet çapsın diyorum ya. Ben seni ikaz etmek için. Ulan ben. Anlatsana oğlum ne olduğunu. Güya sultanlar şehre gitmişler de. Çay içiyorlarmış kahvede. Sultanın başı da açıkmış. Saçlarını savura savura caka satıyormuş sağa sola. Aynen öyle İhsan dede. Ne yap bu iki gözümle gördüm. Ya dur. Bak lan dur. Oğlum gel buraya. Sen lafta dinlemiyorsun artık. Hemencik kızıp köpüreceğine bir dinle bakalım. Git bir dinle bakalım. Belki de doğru söylüyor bu adam. Hadi geç içeri. Hadi. Arabacı tutak ana bir dahaki sefere. Yoldan buraya kadar yürümekten ayaklarıma gayra sular indi vallahi. Parayı nereden buluyor da arabacı tutuyor kız? Ömer ne güne duruyormuş? Versin parayı. Tabii Ömer eşek ya. Ömer. Ömer ya. Neredeydiniz bu saate kadar? Şeye gitmiştik. Nereye? Nereye kız? Nereye? Çamardı göğünde akrabalar var ya bizim Ömer. Onlara kadar gittik. Niye? Dayı oğlumun ebesi ölmüş. Başsağlığı dileyek dedik. Niye bu saate kaldınız peki? Paramız yok diye at arabası tutamadık. Kendileri niye getirmedi ya? Yola kadar bıraktılar ancak. Israr edemezdik haliyle. Adamların cenazesi var. Şehre gitmediniz yani. Senden izinsiz yapar mıyım öyle bir şey yiğidim? Daktın mı bunu hep? Daktım tabii. Der mi ana? İki gözüm önüme aksın ki daktı. Hiç çıkarmadı kafasından. Gel lan buraya bakam. Ne oluyor be? Ulan bir daha sultan hakkında konuştuğunu duymayacağım seni. Vallahi da billahi da zaten. Duymayacağım da görmeyeceğim de. Allah'ım beni köylesin konuşursam Ömer kardeşim dur serin ol. Yoksa seni elinden kimse alamaz ona göre. Tamam tamam söz. İçeride görmedin değil mi? Yok görmedim. Dün yalan attın değil mi? Yalan attım. Şimdi oldu işte.
Kufet taraflı başını alır senin. Ben ne diyeyim? Şu güzelliğe bak ya Rabbi. Allah özenmiş de yaratmış sanki nem. Güzellik soyumuzda var bizim sultan. Nenem de çok güzeldi, anam da. Ben de sen zaten gençliğimde güzelliğimle bütün köyün erkeklerini birbirine düşman ettiydim. Bir rahmetli baban çalabildi gönlümü. Sultan abla! Kız, duydun mu Sultan abla? Ne oldu Melahat? Hayırdır kız? Selan ablanın düğün günü alınmış. Deme kız. Vallahi. Hemencecik de işe girişmişler. Felan ablanın çeyizini açıyorlardı demin avluda, gördüm. Aman çeyizi de çeyiz olsa bari. Kolay gele bacılar. Sağ olun, hoş geldiniz Kadriye. Buyurun buyurun. Felan kızımın çeyizini mi seriyorsunuz? He öyle yapıyor. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun Felan. Dün için günü almışsınız. Aldık ya. Darısı sana sultan kızım. Benim daha erken. Böyle sizin gibi hazırlıksız yakalanmak istemem. Nasıl yani hazırlıksız? Çeyizin diyorum işte kız, anla. Eksiği var çokça. Hiçbir eksiği kalmadı çok şükür. Maşallah her şey mevcut. Ne bileyim, benim daha şimdiden bunun iki katı var da onun için şey ettim. Kimsede olmayan kemeri bilen var ya, esas onu görün siz. Göster kız. Bırak kasabayı, tüm bu civarı gezsen bulamazsın bunun gibisini. Ne hikmeti varmış bacım? Abo! Ne kız abla? Alt üstü bir kemer işte. Yapma kız, şahane vallahi. Halis muhlis gümüştür kendisi. Güzel kızımın nişanlısı aldı. Düğünde beline takacak. Ellerinize sağlık kızım. Ziyade olsun. İçer mi daha İhsan emmi? Yok Kadriye, sağ ol. Hadi bakalım. Deyin ne diyeceksiniz. Yok, diyeceğimiz bir şey yok esasında. Mühimdir. Akşama misafir onda konuşacak demişsiniz ya. Demediler de sen mi uydurdun yoksa? Ne uyduracaksın dede? Dediler illam. Yani ufak bir şey var da onun hakkında konuşacaktık. Kemer istiyorum ben. Gümüş kemer. Hı? Niye? İşte. Ne edeceksin kızım gümüş kemeri? Ne edeceğim? Belime takacağım. Allah Allah. Nereden çıktı şimdi bu? Çıktı işte. Ellerin kalın belli kızlarına takıyorlar da... benim gibi incecik belli bir kıza fazla mı görüyorsunuz yoksa? Estağfurullah kızım. Hani o maksatla değil yani. Böyle aniden kemer memer deyince... İyisinden isterim ama. Safi gümüşünden isterim. Yoksam düğün müğün olmaz bilesiniz. Ne edip istiyor? Alacağız artık. Mustafa'ya ver. Buyurun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Tamam. Feleğenin kemeri nişanlısından İhsan. Oğlan hususi adam tuttu getirtti. Siz hayatta alamazsınız öyle bir şeyi. Niye? Bulamazsınız çünkü buralarda. Tepeciğin ustaları işler gümüş kemerli. Tepecik mi? He, tepecik. Hem pahalı hem de tehlikeli yerde öyle mi? Tehlike lafı az kalır esasında. Eşkıya kaynar oralar. Uzun oğlu da oralardadır gati sürekli. Kartal tepede yuvalandığına göre kesin iner yola. Cengiz. Yatar bu iş. Yatmaz. Ne yani? Gideceğim mi tepeciye? Mecburum. İşlemeli. Safi gümüş. Bu koca dükkanın iki aylık kazancını götürür. Parası yere batsın. Ben işin tehlikesindeyim şimdi. Lan bunları hep o ayın arası sokuyor kızın kafasına. Uzunoğlu'da da kemer vardır Allah bilir. Ama ondaki gümüş değil altındır. Herifin gümüşle işi olmaz ki. Başlatma şimdi Uzunoğlu'ndan Cengiz. Biz ne dertliyiz, sen ne dertte? Mecbur değilseniz bu işten vazgeçin derim ben. Mecburuz. Başka bir şeyle kandırsan. Sultanı tanımadın mı daha dede? İnattır. Dediği olsun ister. Hani işi sıkı tutacaktın? Öyle de. Ya istedi işte. Ne yapacaksın yani? Gideceğim mi kelle koltuk?
Başka çaresi yok dede. Oğlum etme. Nalet bir kemer için canını ortaya atma. Yalnız başıma gitmeyeceğim ki dede. Alırım yanıma sağlam bir arkadaş. Öyle çıkarım yola. Sen gene de kızı bir yokla Ömer. Belki insafa gelir de şu kemer sevdasından vazgeçer. Zannetmem. Beni de yanında götür usta. Bakan yolun üstüne uzun oğlu çıkar. Kız kıvrak yakalarız gavuru. Lan! İşin varsa gitme Lat. Yeter yardım ettin. Ben tek başıma da yıkarım bu dağ kadar çamaşır. Ne işim olacak Kadriye teyze? İşini kolaylaştıran biraz. Ellerim çatlamasa ben de bir yerinden tutardım çamaşırını ama. Tabii tabii. Gezmeye gelince en başta, işe gelince elleri çatlıyor. Ama anne de geziyorum ya. Sabah akşam evde oturmaktan dizlerim kilitlendi. Onu nişanlına söyle. Yeter benim gezdirdiğim seni. He vallahi nişanlına söyle. Gökhan abi alıp alıp göl kenarına götürüyormuş Felan'ı. Ne diye götürüyormuş ki? Ne diye olacak gezdirmeye? Cengiz doğru tut lan şunu. Bir gelir misin dışarı? Ne yapacaksın? Bu kızın başını boş bırakmayın fazla tamam mı? Ben gidiyorum. Hayırdır sultan? Beni gezdirmeye götür. Ne diyorsun sen sultan iş saatinde? İş saat falan anlamam ben. Millet nişanlısını göl kenarlarında gezdirsin. Ben evde oturmaktan saksı çiçeğine döneyim. Kabahatim de benim ya. Peki. Hadi kalmadı. Dede ben çıkıyorum. Adamın biri arkadaşına sormuş. Bekar mı kalayım, evleneyim mi? Hiç düşünme demiş arkadaşım. Nasıl olsa ikisinde de pişman olacağım. Bu suratı beni buraya getirdin diye yapmıyorsun değil mi? Yok ondan değil bir duruşum. Neden ya? Geldik geleli iki çift laf etmedin. Ne dediysen başını salladın. Şu kemer meselesine takılı kafam ondan. Buralarda bulamazmışız öyle bir şeyi. Tepecik de varmış daha. Tepecik yolu tehlikeli sultan. Eşkıya kaynıyor. Korkuyorsun yani. Yok ondan değil. Ne ya? Ben şey diyorum. Beni sevenler üzülür diye. Başıma bir bela gelirse. Maşallah çam yarması gibi bir adamsın sen. Eşkıya falan vız gelir sana. Tuttuğunu yere çalarsın. Benim nişanlım alıp da gelir o kemeri. Hiç korkmaz o. Gölün havası da çok güzelmiş canım. Nişanlımla gezdik de biraz. İyi alt ettiniz. Allah razı olsun yiğidim. Bir dediğimi iki etmiyorsun ya. Ben de en alasından garlık yapacağım sana. Tamam sultan tamam. Hadi eyvallah. Ne biçim oluyor lan? Ya fazla konuşma da oyununa bak be. Hem ne yapacağımı biliyorum ben sanki. Al şunu al. Keseceğim bu beni o olacak. Yarın akşam olmadan varırsınız tepeciğe. İnşallah. Kazasız belasız gidip gelirler hayırlısıyla. Hani sana eşlik edecek arkadaş vardı? İşte geliyor. Abuzer mi gelecek yani? He ne olmuş? Salaktır o. Başına iş açar. Başka da kabul eden çıkmadı dede. Ben ne yapayım? Bu da tehditle tamam dedi ya. Yanlış anlama. Neyle tehdit etti? Döverim dedim. Ha, dayaktan çok korkuyor ha. Eşkıyadan korkmuyor da dayaktan mı korkuyor? Bu sen işte. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm, aleyküm selam. Hazır mısın Ömer'im? Hazırım kardeş. Hemen yola koyla o vakit. Vazife bizi bekliyor.
Uğurlar. Yolunuz açık olsun. Hadi yolla. Hadi. Gelin olduğu gün aynalı köreye binecekmiş kız abla. Anası söyledi. Kim kız? Felihan mı? He ya o. Gökhan abi söz vermiş. Felihan'a. He ya ona. Ay. Ne oldu? İğne battı. Çok mu battı? Yok yok, azıcık ucundan. Bu aynalı körük. Fayton değer mi? Ben tam bilmiyorum ama şu süslü at arabalarından diyorlar. Hatta bir şey değil ki o. Ben şehirde gördüydüm. Söylerim Ömer'ime, tutuverir bana da. Pahalıymış ama, çok pahalıymış. Spor satacaksan masrafa gireceğim biraz. Beni alacak adam, paraya kıyacak. Falan gudubetine bile yapılıyorsa, bana haydi haydi yapılacak. Gelin gitmem yoksa olur. Sultan çamaşır bitmedi mi hala? Bir de çalışmaz dersin benim için. Sabahtan beri çamaşır sermekten canım çıktı vallahi. Pası var, pası var. Hem güzelim hem amarım. Nereden bulacak Ömer benim gibisini? Tamam ben alırım. Tamam ben alırım. Lan 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 lan. Lan siz bela mısınız? Daha yeni yumdu bunlar. Ya tamam Sultan ya. Kızma. Ya oldu bir kere. Aa. Duydun mu nasıl konuştu benimle? Renginmiş gibi adımla hitap etti bana. Büyümüş de küçülmüş soyka. Babası zengin ya ondan. Ne alakası var kızım şimdi? Zenginin aklı önde gider ana, bilmiyor musun? Günler. Güle güle. Hadi güle. Hiç vakit kaybetmeden çıkalmıyorlar. Biraz dinlenseydik. Hem de gezerdik gelmişken. Başka zaman gelip gezersin. Aha. Yolumuz uzun ve de tehlikeli. Geceyi tepecik sırtında geçiririz. Hı. Yarın akşama da kalmaz. Bizim ellere varırız inşallah. De hadi. Gidelim o zaman. Hadi. Ucundan ekle biraz bakka. Dul bir kadınla öksüz kızı yiyecek bunu. Peki sevap ya. Kazanırsın. Peki. Bu da bizden olsun. Kolay gele. Hoş geldiniz Falan Hanım. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Biz deyiz. Nişanlım da yarın akşam burada olur inşallah. Hayırdır kız? Nerede ki Ömer? Kemer almaya gitti bana. Abuzer abimle beraber gittiler. Gümüş kemer alacak. En iyisinden. Bereket versin Allah, bin bereket versin. Bereketini gör, hayırlı günler. Size de. Buyurun. Sıra bende. Peki sen buyur.
Buraya kadar kazasız belasız geldik. Bundan sonrası da öyle olur inşallah. Hiç korkma. İkimiz bir aradayken evelallah en gözü kara, en katlar eşkıya bile uzak durur bizden. Sultan bunu görünce nasıl sevinecek kim bilir. Kara milletinin gözü doymaz. Ne diyorsun lan sen öyle? Ben demiyorum. Rahmetli dedemin lafı bu. Han alın hamam ister derdi. Hamam alın umrasına bahane bulur derdi. İlla gide laf eder derdi. Tamam tamam. Gece gece attırma şimdi tepemin tasını. Ses çıkarmadan ye şunu. Ayayı burcu tuttu ilvanlar, 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 ilvanlar. Aman. Ayayı burcu tuttu da, hafif tanrım. İlvanlar, ilvanlar. Boş görünmüyor. Öyle. Öyle ama gene de kesin yollarını. Bakarsın gizli saklı bir şeyleri vardır. Hafif tanrım, hay tanrım. Bir de bir yaz deveydim. Dökülün bakalım cebinizde ne varsa. Hadi. Bunu alar. Alın. Hepsi sizin olsun. Dükkanım var benim. En güzel işi ben yapıyorum. Oraya gelin. Kasayı veririm size. Geçen sene dayım rahmetinden kalma tarla var. Hanginiz isterse onun üstüne yapam. Ömer kardeşim derseniz kasabanın en iyi marangozudur. Ulan kes. Büyük Alaoğlan'ın terzi dükkanı var. Erkek kıyafeti üstüne. Ölçünüzü verin. Hepinize birer tane takım elbise dikirem. Ulan kes dedim sana. Bir şeyler yap kardeş. Bizi vurmasınlar. Daha gençiz. Abuzer cesur ol. Canımıza bir şey yapacakları yok bunların. Cebimizdekileri aldıklarına göre salıverirler bizi. Ne kadar değmişsin sen kendinden öyle bakayım ha? Eminim tabii. Biz garibanların neyi olacak cebindekilerden başka? Yeter ulan kes! Niye öyle diyorsun Ömer kardeş? Senin gümüş kemer var ya. Güzel. Ömer kardeşin eline bakmadınız herhalde eşkıyam. İyi bakarsanız pahalı bir gümüş kemer olduğunu göreceğiniz. Taklittir ağalar. İşinize yaramaz. Aklınca latife yapıyor. İnanmayın. Halis muhlis gümüştür. Dün aldı da. Onca para saydı kendisi. He? Al bakalım Bacakoğlu. Safi Gümüş Boğzunoğlu.
Sami Gümüş abi. Uzun oğlu mu? Uzun oğluymuş. Gariban ha. Bırakın onu nişanlımın. De git lan. Bırakın dedim. Ne yapıyorsun Ömer kardeş? Uzun oğlunun ta kendisiymiş adam. Eşkıyaların en gözü dönmüş. Çıra gibi ya garibisi. O kemere göz koyanın gözünü çıkarırım ben. Durun. Gebertecekler bizi amanin. Ömer kardeş. Durun be çokurluğunuz. Durun. Allah. Ulan her şeyimi alsaydınız ses çıkarmayacaktım. Atımı dahi alsaydınız boynumu büküp yoluma devam edecektim. Yanlış yaptınız. Kemer almaya kalktınız. O sultanın. Kemer giderse sultan da gider. Ne yaptın Ömer kardeş? Ya şimdi kızım da durmaya kalkarlarsa? Kes ulan. Atın silahları. Atın. Bacak kolu bırak lan bırak. Abzer al şu kemeri. Defolun gidin şimdi. Defolun gidin şimdi. Defolun. Yürü lan yürü yürü. Abdullah lan. İşte. İdare eder. Bunu maddi değerinden çok almak için girdiğim sıkıntıyı hesap et Sultan. İyi tamam. Başıma kalkma şimdi yaptığını. Kemerden çok aynalı görük istiyorum en az. Aynalı ne? O da ne be? Fayton da diyorlar. Şöyle fiyakalı at arabalarından. Üzeri kapalı. Anladık kızım. Anladık. Tüm meseleyi anladık. Bildin der mi Fayton? Bildim ya. Herkeşlere diyorum. Benim nişanlım dünyanın en iyi erkeğidir. Seveceğini kırmaz. Düğünün de Fayton tutar diyor. Gelinliğiyle bindirir de öyle gezdirir kasabada diyor. Herkeşlere diyor. Diye işin iyice cılkını çıkardılar. Ut kemali bu. İyi çalın şunları be. İyi çalın da ömrü hayatında ince çalgı duymamışların kulak basları silinsin. O ut başında paralansın da kemanyayı gözüne girsin değil mi? Ay abla ben de gidiyorum. Git git. Kalabalık etmeyek. Hey. Ben gelecek, ben de seni böyle alay başında gezdireceğim. Hadi gidek ana. Hadi yürü. Çekilin lan siz de ayak altından. Aa sultan, kalbimi kırıyor ona. Sen ne biçim şeysin lan öyle? Çocuksan çocukluğunu bil. Yaşım 12 benim. Eşek kadar adam var karşında sultan. Lafını ona göre sarf et. Gel kızım gel. Büyümüş de küçülmüş soyka. Aldın mı boyun ölçüsünü sultan kız? Fazla değil. İki sene daha büyüyeyim o zaman görürsün sen. Murat. Ben bineceğim at arabasına. Murat. Gel oynayalım mı? Sen git demin kızlarla kız oyunu oynanır. Hayat. Çoluk çocukla işim olmaz benim. Sen kullanıyorsun ama başka. Hadi lan damat alın da ben de bineceğim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimsecikler inanmıyor. Neye? Uzunoğlu'yla adamlarını dövdüğümüze. Dövüp de öylece bırakacağımıza. Zabitanlara teslim etseydik keşke. Senin aklın uyanda kabahat. Bana kalsa kulağından tutup getirirdim zabita komutanına. Koca Uzunoğlu'nu yakalamışsın hazır. Demi ya. Fırsat mı fırsat? Nasıldı biliyor musun?
Öyle önümde dikiliyoruz oğlu. Ömer'in kemer elinde bana bakıyor. Ömer bir bağırınca ben de atıldım adamların üstüne. Değil mi? Gelene vuruyorum, gidene vuruyorum. Uzun oğlu aman diliyor ama ser misin aman dileyen? Ver Allah ver, ver Allah ver. Yaman adammışsın vallahi Abuzer abi. Öyle olurum sinirlerince. Öyle gözlerim çakmak çakmak. Abuzer, Cengiz tamam başım ağrıyor zaten. Bir de sizinle uğraşmayayım şimdi. Ne oldu ver kardeş? Ne bu halin? Ne var halinde? Dersin ki kararlı boyalı da gemilerin yattı. Lafı bile doğru söyleyemiyor. Ne diyeyim lan sana? Ya neyse ne işte. Mesele ne onu söylesen. Mesele sultan. Ya gün geçmiyor ki yeni bir şey istemesin. Bu sefer de aynalı körük istiyorum düğünümde diye tutturdu. Aynalı ne? Körük. Fayton yani. Ha öyle söylesene şunu be. Körük mörük anlamam ben. Tutmasını tutarım ama yok. Koca kasabada bir tane bile fayton yok. Şehirden tutmaya kalksan acayip para. Bu kızı nasıl adam edeceğimi bilmiyorum. Edersin, edersin. Hiç korkma. O mevzuda ben yardım ederim sana. Nasıl yardım edeceksin lan? Bir genç kadını nasıl yola getireceğini anlatacağım sana. Dedem derdi ki... Lan de git işine. Kabahat seni adam yerine koyup da derdini açan da. Ne diye kızdı şimdi bu? Biz insanlık edelim diyoruz. O kızıyor. Nişanlıların peşinden dolaşmakla hiç de iyi etmiyor Kadriye teyze. Yalnız başlarına bırakamam Melahat. Ne melazım? Laf gelir, dedikodu olur. Daha evvel geldiler de ne oldu? O zaman hazırlıksız yakalandıydım. Geçen gün şehre gitti dedem. Düğün günü için fayton bakmaya. Çok bağlıymış hakikaten de. Öyle diyenler yanılmamış. Gelinlik fiyatının neredeyse iki katı. Tek mesele o değil Ömer. Ut kemani var daha sırada. Ut kemani? Pasaklı Fela'nın düğününde çaldılar. Garı davul zurna isteyen yokmuş. Yeni adet buymuş. Ne diyorsun sen sultan? Ne olmuş da gayrı davul zurna istenmiyormuş? Orasını bilemem ben. Şimdi adet bu. Ben onu diyorum. Başımıza yeni yeni işler çıkarma sultan. Bana ne bağırıyorsun be? Millet ut kemani istiyorsa suç benim mi? Ya kim istiyor ut kemani? Bir tek Felihan şaşkını çaldırdı diye. Felihan çaldırmadı. Gökhan çaldırdı. Sultan ben daha aynalı körükle uğraşırken başıma... Aynalı körüğe binmezsem evlenmem. Ut kemani olmazsa aynalı körüğe binmem ben. Yeter be. Bu yaptığına densizliklerler. Allah Allah. Görüyor musun onu? Dersimden bağırıyor bana. Kızım, talihsiz kızım. Dövmekten beter etti beni. Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Hayırdır oğlum? Ben artık büyüdüm değil mi baba? Büyüdün oğlum. Genç de oldum. Oldun oldun. O zaman seninle bir şey konuşmam lazım. Konuş bakalım. Benim bildiğim genç bir kişi iki yol seçer. Yanlışsam yanlış de. Ya serseri olur ya da evlenip evinin erkeği olur. Benim serserilikle işim olmaz. Aferin. Aferin oğlum. Bu nedenle de vakitlice başımı bağlamanızı istiyorum. Ne diyorsun lan sen? Yani hemen evlendirmeniz için değil. Düğün 5 sene sonra da olur. Yani şimdiden böyle bir söz nişan falan yaparsanız, yani yüzükleyin takarsanız ben de işimi ve eşimi bilirim. Böylece hesabımı kitabımı ona göre yapabilirim. Aslında yanlış bir şey söylemiyorsun oğlum. Yani. Tamam. Lakin kaderindeki kız daha ufacıktır. Bebektir daha büyük ihtimal. Ağzı süt kokuyordur oğlum. Öyledir de işte ben onlardan istemiyorum baba. Ben hazır kızlardan istiyorum. Nasıl hazır kız lan? Yani azıcık büyümüş. Sultan gibin yani. Ne diyorsun lan sen? Esma! Kız Esma! Geldim bey. Buyur. Al kız şunu başımdan. Ne oldu ne yaptı ki? Anlatsın sana da ne yaptığını öğren. Gel lan buraya. Kalk şuradan. Git anamla konuş bu çocuk hikayelerini. Yürü. İyi bir dayağı hak ettin ama neyse. Tövbe tövbe. Ömer. Saat gecenin kaçı oldu? Uyumayacağım mı daha?
Uyuyamıyorum ki dede. Ut Kemani meselesini mi düşünüyorsun bu defa da? Daha şimdiden avucunun içine almış hop hop zıplatıyorsa beni, evlenince ne yapacağım onu düşünüyorum. Allah büyüktür. Bakan gelip geçicidir kızınki. Cahilliktir. Evlenince düzelir. Sanmıyorum ki düzelsin dede. He diyeceksin geçecek. Nasıl he deyip geçeyim? O şimdi bir helecalla ediyor bu lafları ya. Helecalla isteklerini sıralıyor ya. Her dediğini yerine getirmek yerine kimisine olur vereceksin ama yapmayacaksın. Bu işin kuralı budur. Adabı bu mudur? Tabii ki adabı bu değildir. Ancak neyleyeceksin? Yalan üzerine kurulu bu dünya. Çok para. Gücümüz yetmez. Borca girmekse hiç akıl kârı değil. Yalansız büyüttün sen beni dede. Ömrüm boyunca senin dürüst ol lafını duydum. Şimdi bana dediğin... Ya iyi de oğlum. Nereden bileyim ben başımıza böyle bir kız çıkacağını? Aynalı körük içinde yalan atayım mı peki? Olmuşken tam olsun. Haklısın dede. Arada bir de yalan söylemek lazım. Değil mi? Ya yemin ettirmeye kalkarsa? Edeceksin artık. Dede, günaha girmek var. Vebali günahı benim boynum oğlum. Madem aklı veren benim, öbür dünyada da hesabını ben veririm. Bak üzerine alıyorsun günahı ha. Ona göre. Alıyorum lan tamam. Oldu o zaman. Geliyor. Razı edene kadar canım çıktı. Fena küsmüştü sana. Haklı. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım diye aldım bunu sana Sultan. Kusura bakma Sultan. Şu sıralar sinirlerim yay misali gerili biraz. Benim ne kabahatim var peki? Sen benim sevdiğimsin ya ondan herhal. Eyvallah. Sen sinirlenir bana bağırın. Anam sinirlenir bana bağırır. Kız ben sana ne zaman bağırdım? Bağırıyorsun tabii. Yalana bak hele. Sultan. Ut kemanı işi tamam. Vallahi de. Vallahi. Git kız. İstemiyorum seni. Niye kız? Bağırıyormuşum güya. Kız o lafın gelişi be. Şunu tabaklara koyayım da yiğidimin önüne getireyim. Bizim için çalışıyor. Yesin de kuvvetlensin. Düğün tarihinde konuşmanın vakti geldi artık Adriana. Konuşak madem. Yemeyecekmiş. Sebep? Kulak asmamışsın onun dediklerine. Kemiklerini kıracağım o olacak. Daha bu yaşta. Ne günah işledim de Allah'ım. Haksız değil benim fikrim. Erkenden başını bağlarsak mesuliyet sahibi olur. Sokaklardan arınır. Sen ne diyorsun hanım? Nişanlı kızı istiyor bizim gottik. Ben illa olsun demiyorum zaten. Hadi lan işinize. Erkek dediğin 15'inde belli eder kendini. Murat'ımın kaldı 2 senesi. Senin derdin başka. Sen hizmetçi arıyorsun kendine. Aa bu ekmek çarpsın ki de. Benim derdim oğlumun mesuliyeti. De gidin be. Şuncacık aklım var. Onu da almaya mı yemin ettiniz? 2 senesi kalmış da. Erkek olacakmış da. Bu kadar çocuğa baktığım yetmiyormuş gibi bir de elin kızına mı bakacağım? Başka eşek bulun kendinize. Öf. Gelsene lan, baban gitti. Çok kızdı ya. Sen de gazık kadar kızı istiyorsun ama. Gönüllü kuş misali, neye konacağı belli de. Murat abim evlenecek mi anne? Siz de yiyin yemeğinizi be. Murat abiniz aşk ateşiyle kavruluyor. Evlenecek ki ateşi sönsün. Thank you.
Hazır, misafirlere. Hani Ömer, fayton bu kemanı gelmedi mi? Gelecek sultanım, hepsi gelecek. Sabırsızlık etme. Hani diyorum Ömer, ut kemanı nerede? Fayton nerede? Ut kemanı, fayton, bir şey yaptım ben sultanım. İyi bir şey yaptım. Seneler sonra lafı geçtiğinde aferin Ömer diyeceğim bana. İyi ki de öyle yaptın diyeceğim bana. Çünkü bu ince çalgı işiyle fayton işi... Ömer diyorum, nerede istediklerim? Baktım çok masraf olacak. Fayton yerine bunları tuttum. Ut kemani meselesine gelince... onun yerine de bizim her zamanki çalgımız olan davulla zurna. Nasıl? Kesin be! Kesin! Kesin! Ben sana dedim. Fayton olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani olmazsa faytona binmem dedim. Yok değil mi? Olacağı bu tabii. Sen tut bir marangozu, Murat gibi zengin bir babayı da tercih et. Sonra da fayton neyin iste? Çok ağlar sunular sen, çok. Geçmiş olsun ağalar. Hadi, hadi. Varımızı yoğumuzu bu düğün için yitirmektense... böylesi daha hayırlı oldu oğlum. Kader deyip geçmek lazım gayrı. Deme lan. Vallahi diyorum ya. Kaymakam herkesin önünde yemin vermiş. Uzun oğlunun yerini doğru bildirip de yakalanmasına ön ayak olana... her istediğini verecekmiş. Kaymakam hiç bulaşmamıştı şimdiye dek bu işe. Buram'a geldi artık demiş. Devletten de daha güçlü değil ya demiş. Tüm zabıta güçlerine emir buyurmuş. Tez vakitte yakalayıp getirin demiş. Duyuyor musun usta? Ne diyor? Başlayacağım şimdi uzun oğlundan da kaymakamdan da. Gidin lan başından. Zaten canım burnunda. Hırsımı sizden çıkarmayayım şimdi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evlerine çağırıp bunu bana verdiler Ömer kardeş. Al. O kadar masrafa girdin, arada kaynamasın bari. Eşkıyalarla göğüs göğüse çarpmıştık Burhan et yüzünden. Canımızı tehlikeye attık. Tığ niyetsiz bir kar yüzünden değmezdi zaten. Değmem mi? Erkek gibi biri çıksaydı karşısına, iki dakikada keserdi kafasını. Ama bizim Ömer yufka yürekli biraz. Ondan. Yoksa eşek gibi oynattı bizim Ömer kardeşi. Haksız mıyım hem mi? Yahu. Dua etsin sert bir kayaya çarpmadı o sultan cadısı. Sıkı bir delikanlıya çarpmadı. Değil mi Ömer kardeşim? Sen böyle yumuşak kalınca onun yanında bindi temene tabii. Gene Allah yardım etti de evliliğin eşiğinden döndürüz. İnan olsun parnağında oynatırdı o cadı seni. Lan! Ustam! Ya sana öldüreceğim bu kalatı! Yapma oğlum! Salak ulan bu, ne söylediğini bilmiyor! Kafanı yere yapıştıracağım seni! Gel buraya! Öldüreceksin adamı ya! Sen bana gideceğim, elini keseceğim! Gel buraya! Gel buraya! Ne oldu ya? Niye halinden köpürdü bu? Sen de densizlik ettin lan Muzer! Benim gayem teselli etmekti sadece, hem mi? Dur usta, dur! Kızı kaybetti diye aklımda kaçırdı bu! Tövbe tövbe! Oğlum sus be ya! Gözünü felvecin okuyan velveleci bir kız yüzünden en yakın arkadaşına yaptığına bak şunun! Biz kardeşimizin adı kılıma aç çıkmasın diye! Ulan yeter lan ulan gel buraya! Gel buraya dedim sana! Yapma. Yeter! Ömer dur! Bir ut kemani ile faytonu çok gördü bana. Buraya yok, kadar davul zurna geçirmiş. Davul zurna ile at arabası tutmuş da... ut kemani sanki bir güzel bir şey yapmışmış. Allah seni davul etsin Ömer. Ne diyeyim başka? O değer evde kaldı asıl. Niye kız teyze? Kimse almaz ki gayrı bu kızı. Sen onca zaman nişanlı kal. Oğlanla gez toz. Sonra düğün günü. Gaddi suretle evde kaldı. Öyle demek Adriye teyze. Allah büyüktür.
Ben Ömer'den başkasıyla evlenmem zaten. Kız gurusu olurum, gene evlenmem. Düğünün hediye bozdun o zaman. Dediklerimi yapmadığı için. Sadece ut kemaniyle fayton için yani, öyle mi? Bir de yalan söylemesi var. Kandırdı beni. Feliha'nın anasına küçük düştüm Melahat. Ne yapacaktım başka? Ben de küçük düştüm. Tüm kasaba arkamızdan gülerdi gelinliğimle at arabasına binseydim. Aman be sen de Sultan abla. Sanki herkes faytonla çıkıyor evinden. Feliha'nın faytonla çıktı ama. Bir Feliha'nın var zaten sizin için şu dünyada. Bir de anası. Aklınızı ikisiyle bozmuşsunuz. Ben bile bıktım gayrı. Pişmanım ana. Keşke öyle yapmasaydım diyorum kendi kendime. Bir anlık öfke gözlerimi kararttı. Ayıp oldu Ömer'le dedesine de. Son pişmanlık faydasız. Neden son olsun? Pişmanlık pişmanlıktır. Ucunda ölüm olmadı ya. Yanlışın neresinden çark edersen kârdır. Kız sen ne diyorsun? Ne diyeceğim? Açık açık eşeklik ettim diyorum. İyisi mi? Vakit geçmeden git İhsan dedeyle konuş. Sultan isteklerinden vazgeçti de. Kız kudurdun mu sen? Belki kudurdum. Haber et gelsin. Cengiz, yolumuza çıktığına göre Kartaltepe'dedir değil mi şimdi bu? Uzunoğlu diyor. Kartaltepe'de yuvalanmıştır değil mi? Kusura kalma demek için geldim ayağına kadar Abuzer. Senin bir yanlışın yok. Ben yanlış yaptım. Ben ona küs olduğum için konuşmuyorum. Aynen söyle ona. Sağ küs olduğu için konuşmuyormuş. Duydum, duydum. Şimdi yardım istiyorum kendisinden. Söyle. Senden yardım istiyormuş. Sor bakalım. Hangi mevzuda? Hangi mevzuda? Yanımda olması lazım. Mühim bir iş için benimle gelmeli. Yanında olman lazımmış Abuzer. Mühim bir iş için. Kendisiyle ölüme bile giderim. Söyle. Senle ölüme bile giderim. Aslanım benim. Koçum. Çapakla beraber atını hazırla. Yola çıkıyoruz. Hadi be. Kendisine küs olduğum için sarılmıyorum. Barışınca sarılacağım. Aynen öyle söyle. Sağ küs olduğu için sarılmıyorum. Tamam tamam. Dua etsin ters bir tarafıma denk gelmedi. Yoksa... Nereye gidiyoruz şimdi biz? Hesabı falan karıştırmadan halledeceğiz bu meseleyi. Biz mi yakalayacağız yani? He ya biz yakalayacağız. Bu sefer de biz bineriz tepelerine. Baskın basanındır. Zor iş ya. Bakıyorum da konuşmaya gelince bülbül gibisin ama işe gelince fıs. Ne alakası var usta? Cengiz dedin miydi en önde giderim evelallah. Uzunoğlu çetesi 5 kişi hep bir topu. Bu aramızda kalacak ha Cengiz. Neden bile bilmeyecek. Başımla usta. Ömer? Ne yapıyorsun oğlum? Hiç dede, yatacaktım. Bugünler de geçecek Ömer. Gün gelip de ardına dönüp baktığında... ...niye onca üzüldüm diye hayıflanacaksın kendine. Haklısın dede, haklısın. Hadi uyuyalım şimdi. Biliyorsun yarın erkenden yola koyulacağız. Şehre gitmene bir şey dediğim yok da... ...şu Cengiz'le Abuzer'i de yanına alacak olmanı pek anlamadım. Gezeceğiz azıcık dede. Anlamayacak ne var bunda? Genç gence gezeceğiz. Öyle öyle. Gezip kafanı dağıt biraz. İyi gelir. Sağ ol dede. Hadi. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler dede. Gelince hallederiz. Olur. Hadi güle güle. Tamam İhsan amca. Eyvallah. Tamam. Buyur Kadri. Müsaitsen mühim bir konuda laflamak isterim seninle. Tabii buyur.
yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemanı çalmazsa aynalı körüye binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemanı çalmazsa aynalı körüye. Demek bu iş gayri zor diyor. Üstüme vazife değer esasında. Ama benim kanaatim böyle. Ömer'in bir daha he diyeceğini zannetmem. Kendisi nerede peki? Bir de ona soraydık. Kendisi gitti. Arkadaşlarıyla şehre gitti. Eğlence yapacak biraz. Sıkıntısını atacak. Yeni bir kız bulur şimdi o. Geçtir. Belli olmaz. Hayırlı işler. Güle güle. Girelim biz kol kola. Girelim biz kol kola. Çamlıkla doğru. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Uç kemanı çalmazsa aynalı körüye binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Burada iniyoruz. Dur. Uç kemanı Yamacın üstüne kayalık var. Kuvvetle ihtimal Uzunoğlu oradadır. Ne? Uzunoğlu mu? Aman güzel sessiz ol. Ne işimiz var bizim burada? Sorsana düşün ha. Burada ne işimizin olduğunu soruyor usta. Uzunoğlu'nu yakalamaya geldiğimizi söyle ona. Ne? Ne ediyorum? Dur lan. Hani benimle ölüme bile giderdi söyle. Ustam hani benimle ölüme bile giderdi diyor. O başka bu başka. Bu Uzunoğlu. Söyle korkmasına lüzum yok. Kılına bile zarar gelmeyecek. Hiç korkmayacak mısın Abuzar abi? Kılına bile zarar gelmeyecek. Şimdi planı anlatıyorum. Abuzar'a da büyük bir görev düşer. Bakar mısın da bilirsin. Sultan, bu derbeder halin yüreğimi yaralar benim. Hem bir marangoz parçası için kendini heder etmene değer mi? Nice zengin baba yiğitler var etrafında sana aşık. Sana kul, sana köle olabilecek nice baba yiğitler var. Kimmiş lan bu yiğitler? Ben mesela. De git, şimdi parçalarım seni. Büyümüş de küçülmüş soyfa. Yandık biz yandık, çoluk çocuğun maskarası olduk. Kobeller. Tanlayan, ektiğim soğan, tanlayan, ektiğim soğan. Kobeller. Tanlayan, ektiğim soğan, tanlayan. Buyurun oğlum, beni çağırmışsın. Karşı geçidi ben sabahleyin oraladım. Oraya da bir adam yerleştirin. Bütün tepeden her tarafı görüyor, tamam mı? Tamam, merak hadi etme. Hadi bakayım, görelim sizi. Uzunoğlu, gelen var. Ha. Elimize. Onun canını istiyorum. Delisini kendim yüzeceğim. Bacakoğlu, sen Ahmet'le Mustafa'ya git. Hadi. Tamam Uzunoğlu. Gelin benimle. Ağam ben de gideyim mi?
Kalsın, dur sen, kal yanımda. Hadi. Tarlaya ektim soğan. Tarlaya ektim soğan. Oveller. Tarlaya ektim soğan. Oveller. Tarlaya ektim. Dur. O ne lan? İn aşağı. Aman. Allah. Ne oluyor ya? İn lan aşağı. Aman. Ay. Al silah. Aman ağlar. Yapmayın. Çıkar silahı çabuk. Etmeyin. Ağlar. Etmeyin. Benim yaşım genç daha. Tamam ağam. Buyur ağam. Kurbanım olam. Canıma kıymayın ağam. Ah, ah. Yapmayın. Alın her şeyimi alın. Param pulun her şeyimi alın. Beni vurmayın ağam. Üzücü seveyim ağam. Atın silahlarınızı. Atın. Yaşasın. Atın silahlarınızı. Abuzer, Cengiz topla. Geçin şöyle. Geç. Çabuk 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 çabuk. Yolun kenarına geçin. Dizilin şöyle. Geçin şöyle. Soyun şunları. Şöyle gelin bakayım, gelin. Çabuk soyun. Buyurun çıkar şundan. Hadi. Ha. Çıkar onu da çıkar. Ha. Çıkar. Hadi sen de, sen de çabuk olun. Soyun. Çabuk olun. Ha. Hadi çıkar. Şunu da alalım. Geç şöyle. Geç. Geç. Geç şöyle. Geç. Geç. Uzunoğlu. Bunlar başları önde geliyorlar. Yakalayamamışlar. Ha. Adam mı bunlar? Bir sabah yakalayamamışlar. Puh! Beceriksiz herifler. Bir herifi yakalayıp getiremediniz. Ben de sizi adam bilip yanıma aldım ha. Davranma Göbel. Yanı mı siz? Eyvallah. Gene biz. Hepiniz hoş geldiniz. Bunca yıllık kaymakamım böyle bir kahramanlık görmedim. Aferin size. Uzunoğlu belasından kurtardınız bizi. Dileyin benden ne dilersiniz? Ben bir dükkan isterim. Marangoz dükkanı. Usta oldu artık. Tamam, sana bir dükkan açacağım söz. Kışlık erzak yeter bana. Kurutulmuş meyve sebzenin yanında şöyle bolca kavurma olursa yok demem. Bu gencin isteğini de yerine getirin. Baş üstüne kaymakamım. Ya sen delikanlı, senin isteğin nedir? Benim isteğim bir günlüğüne faytonla ut kemanı isterim kaymakamım. Anlamadım. Müsaade buyurursanız konuşmak isterim sayın kaymakamım. Buyurun, müsaade sizin. Gerçi benden izinsiz böylesine netameli bir işe kalkıştığı için kendisine kızgınım. Ama gene de tercüman olayım isterim. Şimdi bizim oğlanın düğünü için gelin kızımız fayton ile ut kemanı istemişti kaç zaman önce. Daha evvelinden de gümüş kemer diye tutturmuştu. Ama kaymakam bey, bizim ne gücümüz ne paramız bunlara yetmez. Gönlün hala bende midir? Sendedir. Kaldığımız yerden devam etmeye ne dersin? Ömer. Gel bakayım benimle. Al sana fayton. Ömer, Ömer'im. Tamam mı? Oldu mu isteklerim?
yaparsınız inşallah. Allah işi işte. Önce eşeğini kaybettiriyor, sonra da bulduruyor. Gelinliğini giy. Durduğun hata sultanım. Boş ver, boş ver. Boş ver. Madem artık sultan da gitti, biz de kendi işimize bakalım, değil mi? Sus lan! Ne oldu lan? Ben küsüm hala buna. Söyle, karışmasın öyle bana. Sana hala küsmüş usta. Karışmayacakmışsın ona. Ben seni var ya, ben seni var ya. Kardeşim benim. Dur lan. Kahraman kardeşim. Dur lan, kurtar lan beni. Dur, ey millet. Barıştık mı söyle? Bırak lan öldüreceğin. Tamam barıştık tamam, mı? Vallahi de barıştık. Billahi de barıştık.